Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Yurttan ve dünyadan önemli haberlerle sizlerle beraberiz. Türkiye'nin ilk silahlı deniz aracı ULAK, Mavi Vatan'la da buluştu. Kıymetli takipçilerimiz, Anadolu Ajansı muhabirinin yaptığı habere göre, Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma birkaç yıldır sürdürdükleri araştırma-geliştirme çalışmaları sonunda Türkiye'nin ilk insansız muharip deniz aracı çözümünü hayata geçirdi. Prototip üretimi tamamlanan ve ULAK serisinin ilk platformu olan silahlı insansız deniz aracı denize indirildi ve tecrübe seyrine başladı. SİDA 400 km seyir menziline, saatte 65 km sürate, gündüz gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemelerden üretildi. SİDA keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabilecek. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAK, milli füze sistemleri üreticisi Roketsan'ın ürünleri dörtlü lazer güdümlü füze cirit potu ve ikili lazer güdümlü uzun menzilli tank savar füze sistemi lançeriyle donatıldı. Ares Tersane Genel Müdürü Utku Alanç ve Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Alparslan, ULAK'a ilişkin ortak değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı ULAK SİDA'nın denize indirilmesi ve deniz testlerine başlamasından büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Alaç ve Alparslan, ilk tanıtımdan itibaren desteklerini esirgemeyen Milli Savunma Bakanlığımıza, Savunma Sanayi Başkanlığımıza, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ve tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz dedi.